Teşekkür ederim. Gündem dışı ikinci söz, Dünya Nüfus Günü münasebetiyle söz isteyen Malatya Milletvekili Özgür Çalık'a aittir. Buyurun Sayın Çalık. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü sebebiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 1987'den bu yana her yıl 11 Temmuz'u nüfus günü olarak kutlamakta. Bu vesileyle ben de 11 Temmuz'un nüfus günü olarak politikalarımıza dikkat çekmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken bugün Arap ülkelerinde yaşanan iç savaşlar ve Müslüman kardeşlerimizin katledilmesi bizleri derinden üzmektedir. Özellikle Gazze'de Ramazan ayının başlangıcından beri İsrail, Filistin halkına soykırım uygulamaktadır. Tüm savaşlarda, krizlerde olduğu gibi maalesef katledilen nüfusa baktığımızda ise yine kadın ve çocukların ölümleri had safhadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Nüfus ve Kalkınma Grubu olarak mübarek Ramazan ayında Orta Doğu'daki bu insanlık dramına son verilmesini, uluslararası yasalara uyulmasını, bir an önce bölgede barış ve huzurun, kardeşliğin gelmesini temenni ediyorum. Değerli milletvekillerim, bir devleti oluşturan ve devletin varlığının sürdürülmesinde en önemli etken nüfustur. Çünkü devleti millet, milleti ise nüfus oluşturmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun geleceğiyle ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. 2014 yılı itibariyle 7 milyar 145 bin olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun dağılışına baktığımızda ise sırasıyla Çin, Hindistan ve Amerika en kalabalık nüfusa sahip ülkelerdir. Ülkemizde ise 2013 tarihi itibariyle 76 milyon 667 bin nüfusa sahip ve dünyada 19. sırada bulunmaktayız. 2050 yılında ülkemizin nüfusu en yüksek seviyeye ulaşarak 93 milyon olacaktır. Dünyadaki sıramız ise 20. sıra olacaktır. 2075 yılına geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu 89 milyon ve çok net bir şekilde Türkiye'nin nüfusunu azaldığını göreceğiz. Yaş yapısındaki en önemli değişim çocuk yaşlı dengesinde gerçekleşecek ve 2050 yılında tarihte ilk kez yaşlı sayısı çocuk sayısına ulaşacaktır. Dünyada yaşlı nüfusun artış hızı %2.1 iken genel nüfus artış hızının 1.2 olduğunu görüyoruz. Bu gösteriyor ki küresel yaşlanma süreci, yani demografik dönüşüm çok hızlı gerçekleşmekte. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların yüzdesi ciddi artış göstermektedir. Yaşlı nüfusun yüksek olması ise üretimden çekilmiş, emekli nüfus oranında büyük bir artış olmuş ve üretime katılacak nüfus büyük oranda azalmış, ekonomide iş gücünün azaldığını gözlemleriz. 2000 yılında her 100 çocuğa 33 yaşı düşerken 2050 yılında her 100 çocuğa 101 yaşlı karşılık gelecektir. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Buna önlem olarak gelişmiş ülkeler giderek yaşlanan nüfuslarını dinamik hale getirmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Almanya, İtalya, Fransa, İsveç, İsrail çok ciddi nüfus artış politikaları uygulamaktadır. Hatta İsrail çocuk yapılması için devlet şeref madalyası bile vermektedir. İstikrarlı bir nüfus politikası oluşturmanın yolu ise doğurganlık hızını 2.1'in altına, yani altın oranının altına düşürmemekten geçmektedir. Amerika, Fransa, Norveç gibi gelişmiş ülkeler doğurganlık hızını 2000'li yıllarda %2'nin altına düştüğünü görünce acil önlemler almış, direkt etkin nüfus politikaları uygulayarak bu seviyeyi %2'nin üzerine çıkarmışlardır. Değerli milletvekillerim, ülkemize baktığımızda ise Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra izlenen doğurganlığı teşvik edici politikalardan 30 yıl sonra vazgeçildiğini görüyoruz. Ve sonuçta 1950'lerden bu yana doğurganlık hızlarında belirgin bir azalma olmuş. Bu düşüş özellikle 1970'li yıllarda ivme kazanmıştır. Ve yaklaşık 30 yıllık bir süreçte %61'lik bir azalma göstermiştir. Değerli milletvekillerim, hükümet olarak biz
çok ciddi manada nüfus artışıyla ilgili teşvik edici politikalar izlemekteyiz. Özellikle bütün bilimsel analizler ve istatistiklere göre Türkiye'nin genç nüfusunu korumak için Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi her ailenin asgari 3 çocuğunun olması gerek ve şarttır. %2.1'in yani altın oranın altına düşmemek için. Bu sadece Sayın Başbakan'ın sözleri değil, aynı zamanda... Teşekkür ederim Sayın Çalık. Sayın Çalık, teşekkür ederim.